Bende bir muhabbet var. Yani her, pardon, katta bir 8 dakika geçiyor. Her katta Nazım bir anekdot anlatıyor. Çünkü Yaşar Kemal'den de çok etkilenmiş o otantik yapısından, onu edebiyattaki otantik halinden. Ona böyle sanki bir şeyler anlatma heyecanı var. Yani yukarıya çıkmaları 45 dakika sürüyor. Bunu anlatmıştı bize. Gözünden yaş gelircesine. Ben Yaşar abinin gözünden yaş geldiğini o gün defa gördüm. Bak şimdi hatırlayınca ben de duygulandım. Olağanüstü bir anekdottur. Yani böyle Nazım'ın hem Sovyetlerle olan çelişkisini, hem kendi hayattaki çelişkisini sanki paylaşacağı bir genç kardeşi gibi hissetmiş. Ve o 40 dakikalık merdiven yolculuğu boyunca çok şeyler anlatmış. Ama size paylaşmayacağım diyecek kadar da önemli şeyler paylaşmış. Çoğunu da paylaşmadı bizde Yaşar abi. Benimle beraber mezara gidecektik. Böyle bir. Sonra o Abidin'in o evi sık sık, yani 3-5 kez daha Yaşar abinin de, Bedir Rahmi'nin de, Dinoların da buluştuğu ev haline giriyor. 3-5 kez Nazım'la beraber muhabbetler ve edebiyat sohbetleri oluşuyor. Tam Nazım Hikmet'ten bir bağ yapacağım ben de. Onun eserlerindeki meselelere geçeceğim. Onun eserlerinde mecbur insan diye bir tip var örneğin. Onu şöyle açıklıyor. Ben onun psikolojisini vermeye çalışıyorum. İnsanoğlu baş kaldıran bir yaratıktır. Bazı insanlarda bu daha da yoğun bir biçimde oluyor. O zaman ince Mehmet tipi ortaya çıkıyor. Nazım Hikmet'i de mecbur insan olarak görüyor hayatında. Şöyle söylüyor. Yapmak zorunda olmadığı birçok şeyi yaptı. Çünkü mecburdu bunu yapmaya, öyle hissediyordu. O da bir mecbur insandı. Diğer tipleri de yine bu mecbur insana paralel olarak yok olan değerlerin peşindeki kahramanlar. Fakat bununla birlikte yalnızca ekonomik ve toplumsal değişmeden bahsetmiyor. Onun eserlerinde az önce de bahsettiğimiz gibi doğa ve doğa sevgisi de var. Belki de ilk çevreci yazarımız Yaşar Kemal bu anlamda. Bir de şöyle bir açıklaması var. Bu devirde insan aşkları beni çok ilgilendirmiyor. Korkunç şeyler oluyor çünkü yeryüzünde. Cinayeti anlatıyorum ben. Benim romanlarımın ana temasıdır cinayet. Şimdi cinayeti niye bu kadar anlatıyor? En başında da konuştuğumuz gibi babasıyla ilgili yaşadığı bir travma var hatırlarsanız. Hayatında çözemediği bir cinayet ve onu da aslında yazarak çözmeye çalışıyor. Sürekli onunla yüzleşiyor. Şimdi bu noktadan sonra aslında kitabına da geçeceğiz ama belki kitabına geçmeden önce Sibel Oral'ın hazırladığı video röportajlar var. İsterseniz önce ona bakalım, daha sonra da kitabıyla ilgili devam ederiz. Evet, röportajlara girebiliriz artık. Yaşar Kemal Türkiye'nin bulmuş coğrafyasını romana ve gündeme getiren büyük bir yazar. Onun içinde dünya insanı sayıyor. Kesini anlatmayan ve yaşadığı toplumu esene getirmeyen yazar ne kendi ülkesinde ne dünyada etkili olur. Ayrıca Yaşar Kemal'in üslubunun yazısının bir özelliği var. Batı kaynaklarından geliyor, Türk destanlarına vuruyor. Ondan sonra modern bir kurguyla bugünün büyük romanı öyküsü. Son kitabını da okuyunca şunu gördüm ki, Yaşar Kemal'de ustalık şöyle. Kısacık bir romanda öyle bir dünya anlatıyor ki, ben o dünyayı Homeros'ta da gördüm, Yunan klasiklerinde. Bizim destanlarımızda da gördüm, bizim ülkelerimizde de gördüm ama belki de batabilirim. Bu kadar unsuru bir arada, hatta belki düşündüğümüzde birbirine zıt unsuru bir arada kaynaştırıp, bağdaştırıp büyük bir eser yaratmak ancak Yaşar Kemal'e yapabilir. Yaşar Kemal anlatmak yani zor bir durum. Yaşar Kemal her şeyden önce
yaşanmışlıktan ya da yaşantıdan hareket ederek yazar bir yazar. Yaşamak yazmaktır hatta Yaşar Kemal'in sözüdür zaten. Yaşar Kemal yaşanmışlığı usta bir roman tekniği ve sağlam bir dünya görüşüyle aktarır bize. Anlatımı, yani kendi deyimiyle, gene kendi deyişimi söylersen, ben Türkçenin yazarıyım derken, Türkiye topraklar üzerinde yaşayan insanların kültüründen, bilimden aşırı derecede yararlandığını da gösterir her zaman bize. Destana yaklaşma nedeni, halkla işlemin çok fazla, deyişleri çok fazla kullanmış olmasından kaynaklanan gibi gelir. Yani hep söylediğim şeylerden biridir Yaşar Kemal'le ilgili. Yaşar Kemal artık sadece Türk ve dünya edebiyatının malı olmam ötesinde artık sosyolojinin ve ekonominin de malıdır diye bakıyorum. Birkaç yazar için düşüneceğim bu artık benim. Çünkü Yaşar Kemal'in yazdığı dönemlerde yazdığı bölgelerle ilgili de bir sosyolojik çalışma ve bir ekonomik çalışma yapılmamıştı. Bugün oraların geçmiş tarihlerine bakmak istediğimiz zaman da Yaşar Kemal romanlardan hareket etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Dünya edebiyatının, Türk edebiyatının çok usta bir yazarı Yaşar Kemal. Artık eski romanları, artık yazılamayacak romanları yazar olarak da görüyorum. Artık o romanlar yazılamayacaktır diye de düşünüyorum. Ben Yaşar Kemal'in yalnızca bizim edebiyatımızın değil, dünya edebiyatında yaşayan en büyük ve en önemli romancılarından biri olduğuna inanıyorum. Bütün romanlarını, sanıyorum bütün kitaplarını okudum ve bu yüzden yalnızca bir inanç değil bu elbette. Eleştirel bir bakışla da böyle olduğunu düşünüyorum. Herkese de Yaşar Kemal'i aslında yeniden okumasını söylüyorum. Çünkü aynı zamanda Yaşar Kemal'in bizim edebiyat dünyamızda yeterince doğru ve iyi okunmadığını da düşünüyorum. Aradan neredeyse 58 yıl geçmiş ilk romanı İnce Mehmet yayınlandığından bugüne ve bu süre boyunca bile Yaşar Kemal'in yeniden ve yeniden daha doğru bir biçimde okunmasının onun daha yanlısının anlaşılması için sorumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Yaşar Kemal'in romanları yalnızca onların hikayesine bakılarak okunursa yeterince doğru anlaşılamaz bence. Hatta yanlış anlaşılabilir. Böyle bir okuma biçiminin o romanların hak ettiği yazınsal düzeyde gerçekleşemeyeceğini düşünüyorum. Kendisi de zaten ne der? Ben aslında bütün ömrüm boyunca bir tek roman yazdım. Doğrudur gerçekten de bu. Yalnızca güzel bir söz değildir. Gerçekten de Yaşar Kemal bütün ömrü boyunca tek bir roman yazmıştır. Çünkü anlattığı, anlatmak istediği hep insanın evrensel özü ve o evrensel özünden çıkan duyguları, düşünceleridir. Yaşar Kemal tabii ki dünya edebiyatının en önemli isimlerinden birisi. Malum yarattığı atmosfer, oluşturduğu dil, kendine has dünyasıyla bunu herkes biliyor ve takdir ediyor. Bir yandan Yaşar Kemal büyük bir yazar. Çünkü belki de çok iyi başka iyi edebiyatçıdan farklı olarak Yaşar Kemal kendi toplumu, insanları tarafından da çok sevilen bir isim. Onun için bir yandan da bir halk yazarı demek bence hiç yanlış olmaz. Yaşar Kemal'i seven pek çok arkadaşı gibi ben de onunla birlikte birçok ödül töreninde bulundum. Farklı yerlere gittim, okullara gittik, Anadolu kentlerine gittik. Orada nasıl sevildiğini gördüm. Ama hiç unutmadığım bir anım var ki bence bu işte o halk yazarı sözünün ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bundan 3-5 sene önce onunla yaptığımız Kürt meselesiyle ilgili röportaj sırasında sık sık evine gidip geliyordum. Bir gün yolun evi karşısında yolda durduk. Yolu geçiyoruz beraber, kol kola girmiş yavaş yavaş. Tam o sırada hemen yanımızda Horse diye bir çimento kamyonu durdu. Kamyonun kapısı açıldı. O yüksek şoför mahallinden şoför aşağı atladı. Yanımıza geldi ve öpeyim Yaşar abi diye Yaşar Bey'in ellerine sarıldı. Bunu bana birisi anlatsa şehir efsanesi derdim. Ama bizzat yaşadım, gördüm ve Yaşar Kemal'in kitapları, romanları, edebiyatıyla olduğu kadar
kişiliğiyle toplumsal haksızlıklara her zaman reaksiyon veren, toplumsal dayanışmayı önemseyen birisi olmasıyla, hem o işte bütün toplumun genlerini işlemiş, geleneklerinde yer alan edebiyatı, söylenceleri, yazdıklarını taşımasıyla kendi toplumu tarafından da çok sevilen bir insan olduğunu gördüm. Son kitabı Tek Kanatlı Bir Kuş. Son kitabı diyorum ama aslında 60'ların sonunda yazılmış bir kitap, birçoğunuzun da bildiği gibi. Fakat son olarak şimdi yayınlandı. Burada neden bahsediyor? Aslında bir anda tek bir kişiden bile başlasa bir anda bütün toplumu sarabilecek korkudan bahsediyor. Bu romanın temelinde korku var. Şimdi korku deyince yine hep konuştuğumuz gibi çocukluğuna dönüyoruz aslında. Belki de ipuçları yine orada saklı. Her ne kadar kendisi bu romanın konusunu askerliğini yaptığı sırada Kayseri'de tanık olduğu bir olaya bağlasa da köyün üstüne düşmek üzere olan bir kaya olduğu için zincirlerle bağlamış köylüler. Buna rağmen köyde yaşıyorlarmış. O da diyormuş ki o zaman niye bırakıp gitmiyorsunuz, hala buradasınız, bu kadar korkuyorsunuz. Bu romanda da terk edilmiş bir köyle karşılaşıyoruz. Fakat korkuşu nedeni bilinmiyor ve herkes kapısında durup içeri girmeye cesaret edemiyor. Bilinmeyene duyulan korku var tabii burada. Ama dediğim gibi tekrar çocukluğuna dönersek eğer, annesinden dinlediği öykülere dönersek özellikle, annesinin anlattığı şöyle bir şey var. Bu ilk başta anlattığımız büyük göç sırasında, daha Yaşar Kemal doğmamış, aile göç ediyor. 1915 senesi, Birinci Dünya Savaşı, köyden göç ederlerken Van şehrinden geçiyorlar. Ve şehirden geçerken şehrin bomboş olduğunu fark ediyor anne. Daha önce hiç şehre gelmemiş. Ve ilk kez geçtiği bu şehirde bomboş olmasından büyük bir ürküntü duyuyor, büyük bir korku duyuyor. Ve bu korkuyu da oğluna anlatıyor. Ve ilk aslında o zaman tanışıyor korkunun ne olduğunu. Ve daha sonra korkunun türlü yüzlerini de öykülerinde anlatıyor, sizin de bildiğiniz gibi. Söylediği bir şey daha var aslında. Ben ömrüm boyunca korkudan korktum ve bu nedenle de hep korkunun üstüne yürüdüm diyor. Hem insan olarak hem de öykülerimde. Bunu sadece ben yapıyorum sanırdım ama zamanla anladım ki aslında pek çok insan bunu yapıyor. Korkunun üstüne yürüdükçe aslında dünyayı tanıdım ve oradan diğer ustaları da tanıdım diye de devam ediyor. Kısa bir kitap, kısa bir roman, daha çok bir novella ve bir uzun öykü ama hep bahsettiğimiz gibi çok küçücük bir dünyada aslında bütün evreni anlatmış oldu. Sibel, sen sevdin mi kitabı? Evet, ben de şunu söylemek istiyorum, bunu ben bir roman olarak okumadım, bir uzun öykü olarak okudum ve çok kısa, yaklaşık sanırım 72 sayfa, iki kere okudum, yüksek ihtimalle bir kere daha okuyacağım. Bunun nedeni de okurken kurduğu dil ve hani Yaşar Kemal'in dünyasını da, işte yazar duruşunu da, insan duruşunu da bildiğiniz zaman, onunla ilgili herhangi bir metin okuduğunuz zaman, daha doğrusu bir hikaye okuduğunuz zaman ve bu hikayenin içinde de işte korku varsa, işte bir ceviz ağacından yapılmış bir sandık varsa, işte topak çökelek varsa, kuşlar varsa, o sizi hani o büyülü dünyasına o kadar çabuk ve yoğun bir şekilde çekiyor ki, işte bu işte 50-60 sayfalık uzun hikayede, uzun öyküde de bunu yaptı Yaşar Kemal. Özellikle ikinci bölüm, yani 25. sayfadan itibaren ceviz ağacını anlattığı bir bölüm var ki gerçekten muhteşem. Yani hani 16-17 yaşında duvarları, odamızın duvarlarına böyle özlü sözler, aforizmalar, posterler asardık ya. 17 yaşında olsam 25. ve 26. sayfadaki cümleleri mutlaka duvarıma yazardım herhalde. Yani gerçekten çok güzel. Ve hani romanın bir hikayesi, yani kitabın hikayenin de bir hikayesinin olması, işte 60'ların sonunda yazılmış ve hani bu zamana kadar bu kadar sessiz
Kitabı okursanız bir, ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Kitapta bir sandık var ve sanki şey gibi düşündüm. Bu hikaye 1960'tan beri o sandığın içindeymiş ve işte etrafında o kuşlar uçuyormuş gibi. Tabii bu benim tahayyül gücüm belki ama ben hani çok etkilendiğimi ve hatta söyleşiden birkaç saat önce Elif'le buluştuğumuzda dedim ki bunun hani en kısa zaman, yani ben yönetmen olsam bunun için, yani bunu hemen bir sinemaya uyarlarım. Yani bu anlatıyı tabii ki şöyle bir şey var gerçi, her edebiyat uyarlaması sinemada çok hani o yazarın dilini ve rengini, o sesini veremiyor ama neden olmasın, ben bunu okurken kafamda filmi çektim, hatta isim bile düşündüm, belki Nuri Bilge Ceylan çekebilir diye. Ben hani romanla ilgili bunları düşünüyorum. Evet, bir de romanda şöyle bir sürpriz var aslında, değil mi? Onu da konuşmuştuk. Ceviz Ağacı'ndan bahsediyoruz. Çok aslında önemli bir figür orada Ceviz Ağacı. Ve şöyle anlatıyor Yaşar Kemal. Bir de ceviz ağacının bir huyu vardır. Budaklarından birisi oluşurken yakınında kim varsa, ne varsa hemencecik budağın içine resmini nakşediverir. Budakla birlikte resim de büyür zamanla. Aslında bir anlamda kendisi o. Ve kitapta Yaşar Kemal'i o şekilde görebiliriz. O da yanında yöresinde olan her şeyi aynen resim gibi içine alıp yazılarında yansıtıyor. O ağacı bir anlamda Yaşar Kemal olarak görebilirsiniz orada. Şimdi buradan hareketle ben tekrar size şunu sormak istiyorum. Dedim ki yanında yöresinde hemen dışarıya yansıtır. Böyle bir gözlem gücü vardır. Aynı zamanda kendisi de şöyle kendini tanımlıyor. Ben kalabalıkları severdim. Köyden çok sıkılırdım. Sürekli kaçardım. Dolayısıyla sosyal ortamda nasıl biridir? Dostların arasında doğal haliyle nasıl biridir? Bir de kendini göstermeyi severmiş. Ondan da bahsediyor. Öyle midir? Yani her yazı insanının, her sanat insanının bence bir içinde dolaştırdığı, cebinde biriktirdiği bir ego vardır. Ve güzeldir bu zaten. İnsan egosuz yaşayamaz. Yani insan bak ben şu bardağı yaptım der, paylaşmak ister. Bence tabii ki Yaşar Kemal alkışlara, övgülere hep böyle tatlı tatlı boşça yaklaşmıştır ve hoşuna gitmiştir. Yani bir de hani son 70 yıla baktığımız zaman Türk edebiyatının, Türk sanatının zirvesindeki bir isim. Bu gittiği yerde müthiş bir hale oluşuyor. Olağanüstü dediğim gibi sadece kalabalıklar derken fuarlarda, sokakta değil, sizin Cemil Erciyes anlatıyor ya, bir çimento kamyoncusuymuş falan. Ya gittiği her yerde sinemacısı, yönetmeni, oyuncusu Yaşar Kemal deyince Yaşar abi hoş geldin olur yani. Bu çok insana çok mutluluk veren bir şey, müthiş bir saygı duyduğu bir şey ve o da hemen o şey ortamını, kasvet diyelim ona ya da resmi diyelim ya da böyle fazla saygı ortamını yok eder, hemen iki tane küfür sallar, iki tane de şaka yapar, iki tane de anekdot anlatır, hemen gel gel otur lan yanıma falan olur. Ve birdenbire o masayı dünyanın en şirin meyhane masasına çevirir. Ya benim gözlemim o. Burada da eminim ki Yaşar abinin, Yaşar Kemal'in masasında olmuş dostlarımız vardır eminim ki. Onlar da bunu gözlemiştir. Ama hakikaten Yaşar abi de ulaşılmaz tarafı da vardı. Şimdi böyle iki saattir konuşuyoruz. Yaşar abi fazla, özellikle son 30 yıldır diyelim, müthiş bir kariyer planlaması mantığıyla değil ama Yaşar Kemal'e ulaşmak zordur. Bu bazen gazeteci için geçerli, bazen televizyoncu, bazen yayıncı. Yani Yaşar Kemal kolay ulaşılan bir tip olmaktan çıkmıştır. Belki de iyi bir şey, bilmiyoruz. Yani böyle çok fazla her röportaja evet demez, her meselede hadi ben sana görüş vereyim demez, her konferansa katılmaz, her toplantıya gitmez. Bence biraz bir yazarın da az görünür olması iyi bir şeydir. Yazar böyle konuşur satırlarla. Ben de buna katılıyorum. Fazla görünmekten, fazla böyle ikide bir de kukma kuşu gibi medyette, bu kadar medya maydanozunun olduğu bir dünyada bırakın da Yaşar Kemal yılda bir konuşsun dersin. Ben de o anlamda çok seviyorum. Bir tek Yapı Kredi Kültür'ün toplantılarına gelir mesela. Bu güzel bir şey çünkü yıllardır ona müthiş kucak açmış, ev sahipliği yapmış ve kitaplarının çıktığı yayın evinin konferanslarının kontrolünde olması. Bu ona yeter. Hani tam onu sordunuz diye söylüyorum bu örneği. Güzel güzel yılda birkaç kez özel şeyler yapılıyor. Orada oluyor son 25-30 yıldır demek istiyorum. Ve bazen de tabii
Şimdi bugünlerde soruyorsan Yaşar abi, biraz yoruldu tabii ki. Yani Yaşar Kemal'in şimdi artık çok fazla Beyoğlu'nun sokaklarında yürüme şansımız daha az. Çok yorgun bir dönem yaşıyor. Bu arada hani burada en yakın görmüş Gülay Hanım olsun, Arif abi, ben yakın zamanda gördük. Biraz daha az dışarı çıkması da doğrudur. Dinlenmesi gereken bir dönemi yaşıyor. 90 yaş, önemli bir yaş. Ama ona uzun ömürler dileyelim. Ve keşke o muhteşem sohbetlerini daha çok yapsa, daha çok muhabbet etse, daha çok bu günlerde yaşanan ülkeye dair, memleketin sorunlarına dair bir çift laf etse. Çünkü Yaşar Kemal'in o bir çift lafı hakikaten bir kuş olup çok etki haline, böyle herkesin, milyonlarca insanın baktığı bir kuşa dönüşür. Yaşar Kemal hani ombudsman diye bir laf çıkardılar ya son zamanlarda, moda laf. Türkiye'nin o ombudsmandır bana kalırsa. Yani bütün o değişik yeri partilerin siyasi olarak kutuplaşılan bu dönemde herkesin ortak aklıdır bana kalırsa. Herkesin namuslu bildiği, ahlaken, siyaseten, insan olarak çok saygı duyduğu bir insan. Bu ülkeye dair laf etmesi çok önemli zaman zaman. Ettiği zaman akan sular duruyor gerçekten. Ve buna da ihtiyaç var. Çünkü hakikaten çok az Yaşar Kemal'imiz var. Ve Çetin Altın'ın bir lafı var. Yine bizim belgeselde söylemiş. Yaşarken Larus'a giren tek adam Yaşar Kemal'dir demiş Türkiye'den ve pek çok yerden. Bu çok önemli bir şey. Yani o otantikliği, edebiyatına yansıttığı otantikliği ve kendi otantikliği zaten onun ansiklopediye, uluslararası ansiklopedi ama bu. Yani Türkiye'de yayınlanan Larus'tan söz etmiyorum sadece. Orada Fransa'da yayınlanan Larus'ta olan tek yaşayan edebiyatçı ve kişi. Çok önemli bir şey. Ona uzun ömür dileyelim ve tatlı tatlı alkışlayalım yine. Ve alkış olan gerçek. Şimdi sen eklemek istediğin bir şey var mı? Biraz ben kapatmak istiyorum. Ben teşekkür etmek istiyorum. Demin bizi kırmayıp... Bir lafını bitireyim mi? Güzel bir laf. Tilda, onun hayatındaki öner bir kadın. Hatta öyle şakaları veya yazı başlıkları vardır. Yaşar Kemal'in İngilizcesi diye. Tilda bütün romanlarının dünyaya taşınmasına yardımcı olmuştur. Çok önemli bir kadındır. Onun cenazesi sırasında Yaşar abinin şöyle bir lafı vardır. Ben tam dibindeydim, böyle bir 15 santim yanındaydım. Hakikaten bunu böyle bitirmek istiyorum. Merak etme sevgilim, biz çok namuslu bir hayat sürdürdük. Güle güle, dedi. Bak bunu herkes kendisi için söylemez. Biz çok namuslu bir hayat sürdürdük. Sevgiler. Yol diyorsun. Teşekkür ederim.